Burası abi. Raşit abim balık uzmanı. Kendisi yerken, şimdi yerken olabilecek en taze sardalya balığını çiğ yedi. Yani taze olduğunu %100 onayladı. İstersen çiğ ye, bir yırtken çeksin. Ben yaklaşık 30 yılda su aldım. Burada herkes tazeliğini çiğ balık yediği için. Şimdi benim elimde de bir balık var. Bunu ben de yiyorum. Vallahi bildiğiniz çiğ balık ha. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Balık alimden. Ha, orada mı çalışıyor? Kim? Ama biz biraz alışkın değiliz bizde galiba bu kadar. Bu. Ne kadar bir şeydi bu? Hayır abi. Ne abi, ben sana söyleyeyim, gel. Esas olan bu konuda şu, sadece pişmesi yeterli değil, biraz da tütsülenmesi gerekiyor. Hocam maşallah kütür kütür götürdünüz yani ya. Çünkü bir şey olmadığını biliyorum. En azından onu biliyorum. Tamam, ben azıcık pişireyim bari. Bütün balıklar çiğ yenmez. Ama en güzel balığı sorarsan bana, ben 20 yıldan beri zıpkıncıyım, balıkçıyım. Kırmızı balık. Dedim mi akan sular durur. Bu da nedir? Barbu, normal, sinerit. Mercan, mercan. Fangriyi. Bravo, fangriyi. Fangriyi. Kırmızı olsun, benim olsun derler ya. Atlan, senin ocak suyunda atlan. Buna yakın bir tat ne yedim dersen, ama birkaç sebzenin tadını anımsatıyor. Sebze ya da onun gibi şey yediğimi düşün dersen, mesela kabak. Kabağı çiğ yemek gibi bir şey. Onun gibi tadı. Onu da çiğ yediğiniz zaman öyle bir garip bir tadı olur ya. Aynı öyle tadı. Yani yenilebiliyor. Bizim ülkemizin sardalyasına laf söylemek öyle her baba yiğidin harcı değil. Ege Denizi dünyanın en güzel balıkları. Az önce anlattığınız olaylar, yani balığa lezzet veren olayın tamamen tuzlulukla ilgili. Karadeniz bilgisi de çok hoştu hocam. Evet, Karadeniz'e balık girdi mi hamsi. Hani meşhur bir laf vardı Karadeniz'e. İlle kulağına kar suyu kaçacak balığı. Evet, doğrudur. O soğuğu yedikten sonra hamsi ayrı lezzetli olur. Ayrı güzel olur. Dünyanın en lezzetli balıklarından biridir hamsi ayrıca. Aynı sardalya gibi. Diyorum ya, balık balina ağzının tadını bilir. Denizden taze taze çıkmış sardalyayı çiğ yedik. Ver. Şimdi de pişmiş halini yiyeceğiz. Yiyelim. Çok teşekkür ederim. Vallahi. Afiyet olsun. Hepimiz afiyet olsun. Tamam. Gönüller biri olsun. Size de afiyet olsun. Harikasınız hocam ya. Burası bir dalış merkezi. Dalış okulu. Engelli fizik tedavi rehabilitasyon merkezi olarak geçiyor ismi SEKA'da. Açılımı Seferihisar Engelliler Korumaya Muhtaç Çocuklar Alternatif Sporları Derneği olarak 11 yıl önce kurulmuş, kamu yararına çalışan Türkiye'deki ilk engelli dalış merkezlerinden bir tanesi. Burada faaliyet gösterirken bizim hep beklentimiz şu oldu. Burada gönüllülük esasına dayalı olarak hizmet almak isteyen veya hizmet vermek isteyen, bize destek olmak isteyen insanlar dalış bilmek zorunda değil. Sudan çıkan bir engelli çocuğun saçını kurulayabilir, tarayabilir, ona bir bardak çay verebilir. Onunla sosyal olarak oturup burada muhabbet edebilir. Onu dinleyebilir, kendi hikayesini anlatabilir. Onun daha çok sosyalleşmesi için elinden gelen tüm imkanları verebilir. Bunu yapmakla ne kazanacaksınız? Kendinizi daha iyi, daha mutlu, daha keyifli ve hayatın gerçeklerini buradaki engellilerden, buradaki engelli arkadaşlarımızın hayat hikayelerini dinleyerek yaşadığınız hayata şükretmesini öğrenirsiniz. Bu da gerçekten duygu dolu bir andır. Biz ne yapıyoruz burada? Suyun kaldırma gücünü kullanarak engelli arkadaşlarımıza tüplü dalış aktivitesi yaptırıp suyun kaldırma gücünden beraber de hareket ettiremedikleri kas güçlerini tedavi ve rehabilitasyon olarak da hareket ettirmelerini sağlıyoruz. Bu da onlar için moral, motivasyon ve su altı canlılıklarını da izleyerek ve görerek güzel bir atmosfer yakalamamıza sebebiyet veriyor. Temin senden de paylaştığım gibi biz her yaz boyunca ortalama burada 5000-6000 tane misafirimizi hiçbir ücret almadan misafir ediyoruz. Ege bölgesi, İstanbul ve yurt dışı olmak kaydıyla birçok engel derneklerine ortaklaşa projeler yapıyoruz. Türmapa, Deniz Ticaret Odası, Genç Tur, Kızılay, Çocuk Esirgeme Yurtları, Büyükşehir ve Belde Belediyelerin engelli kent konseylerine ortaklaşa sürdürülebilir projeler yapıyoruz. Onun için bunun en güzel tarafı tamamıyla gönüllülük esasına dayalı olarak çalışan bir dernektir. Destek vermek isteyen tüm arkadaşlarımız buraya gelebilir. Bir şeyin bir ucundan tutmak, bir temizlik yapmak, burada birilerine bir çay ikram etmek. Gelin, görün, yaşayın. Gerçekten doğru bir iş yaptığımızı siz de ikna olduğunuz takdirde bize destek vermeye devam edersiniz. Zaten bunu izleyenlerin büyük bir kısmı müziğin içinde. Ayrıca çocuğu olan ailelerimiz ve birçok genç arkadaşımız izliyor. İzleyecek de. Ne güzel. O yüzden umarım yolları buraya düşer.
Düzsün. Yerimiz Doğan Bey'de. Sakız Ağacı mevki olarak bilinen bir yerdir. Derneğimizin ismi tekrar söylüyorum. Sekader. Ben dernek başkan vekiliyim Mehmet Aktekin. Gelecek olan destek olacak olan ve gönüllülük esasına dayalı olarak burada bizden beraber faaliyet göstermek isteyen herkese kapımız açık. Tanıştığıma inanılmaz mutlu oldum hocam. Ne demek, harika birisiniz. Estağfurullah. Gerçekten bugün burada olmaktan dolayı tesadüfen de olsa geldim ve çok mutluyum. Bir enerji topladım. Hem biyolojik olarak... Sardan yanında keyfini çıkarttık diyorsun bu arada. Hem biyolojik olarak, hem ruhen, hem de fiziken bu gücü burada toplamak benim için de bir onur oldu. Yapılacak bir iş var mı? Yarın petalları daha sağlam basacaksın. Kesin. Çok teşekkür ederim. Biz biraz daha böyle muhabbetimize ve ben birkaç olaydan size bahsetmek istiyorum. Tabii ki. Konuşalım. Tabii. Çok sevinirim. Nezahat ablam dedi ki işte gidince de anlatırsın dedi, böyle denize karşı kahvaltı yaptın diyerekten. Evet. Ben de anlatmaya gerek yok, direkt göstereyim dedim. İşte denize karşı Nezahat ablam sağ olsun. Abinin adı neydi? Asım abim, teşekkür ederim. Gülay. Gülay Hanım, sizlere de çok teşekkür ederim. Teşekkür bana böyle ederim. Güzelliği sağ yaşattığınız için. Afiyet olsun oğlum. Eyvallah. Abim de hemşerim. Toprak. Hepimiz toprağız. Aynı memleketteniz. Uşaklıyız, evet. Uşaklı. Uşaklara buradan selamlar. Hadi. Evet.